Fatih Sultan Mehmet Han sözü tebaasının durumuna getirerek onların güzel hallerinden ve faziletli davranışlarından bahsetti. Dedi ki, kendi devrimden bir misal vereyim. Tebaamdan bir Müslüman, malının senelik zekatını alıp günlerce dolaşmış, verebileceği fakir bir kimse bulamamış. Bunun üzerine zekatının tutarı olan parayı bir keseye koyarak, Cağaloğlu'ndaki bir ağaca asıp üzerine de, Müslüman kardeşim, bütün aramalarıma rağmen memleketimizde zekatımı verecek kimse bulamadım. Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al, diye yazmış. Bana bildirdiklerine göre bu kese 3 ay kadar o ağaçta asılı kalmış. Tahmin ederim, torunlarım şimdi de aynı minval üzeredir. Dini hassasiyet sahibi ve vatan muhabbetiyle doludur. Genç acıyla içini çekti. Tarih babanın yüzüne baktı. Sonra da hafifçe başını önüne eğdi. Fatih'in hitabından dima ve idrakine sunulan bu hakikatler onu derin bir tefekküre sevk etti. Ancak genç hala ruhi ihtilaçlarının girdabında kıvranıyordu. Oysa onun su içen bir ceylan sükunetiyle huzur bulması gerekirdi. Genci binbir endişenin zebunu olmuş bir halde görmek sultanı üzdü. Ayağa kalktı, böylece görüşmenin bittiğine işaret etmiş oldu. Buradan Osmanlı kültür ve medeniyetinin banisi olan 2. Beyazıt Han'ın yanına revan oldular. İkinci Beyazıt Han'ı ziyaret. İkinci Beyazıt veli bir padişahtı. O Sultan Fatih Hazretleri defnedilmek için götürülürken babasının tabutunu omuzlayıp taşımış, yeniden sıraya girerek tekrar omuzlamış ve bu kabre kadar böyle devam etmişti. Cihan padişahı da olsa akıbetin ne olacağını çok iyi idrak etmiş ve hayatına da bu idrak ile istikamet vermişti. Veli lakabıyla anılan o zahir ve batın sultanı, huzuruna gelen gencin gönlündeki bulanıklığı yüzünden okuyarak, onun bir şey sormasına meydan vermeden söze başladı. Ve, "Oğlum," dedi, "İslam gönüllere huzur veren bir rahiya gibidir. Bu şuurla ben tahta çıktığım zaman garp aleminin en büyük mimarı olan Leonardo da Vinci İstanbul'u imar etmek ve camilerle donatmak için bize müracaat etmişti. Paşalarım çok istekli bir alaka ile bunu kabule yanaşırken ben o Hristiyan mimarın teklifini reddettim. Bunu yapmasaydım Mimar Sinan'ı idrak edemezdik. Kendi öz şahsiyetimize kavuşamazdık. Mabetlerimize Hristiyani bir ruh hakim olurdu. Şunu da unutma ki, felaketler gibi şehadetler de daha ziyade baht işidir. Cehd işi olan ilim tahsilidir. İlim dışındakilerde bahtın rolü galiptir. Bazıları kardeşim Cem'in sultan olmasını istiyordu. Tahta onu layık görüyordu. Lakin o, ülkeyi bölerek milletin birlik ve beraberliğine zarar vermek gibi bedbaht bir arzu ve düşüncenin bedelini yad ellerde ölerek ödedi. Unutma oğlum, vatan toprağı asla bölünmez. Gerçi kardeşim Cem son günlerde hatasını anladı.
Papa Innocent ona Hristiyan olmasını teklif etmiş. Bu teklif kardeşime çok ağır gelmiş. Son derece mahzun olarak papaya, "Değil Osmanlı saltanatını. Bütün dünyayı verseniz yine de dinimi değiştirmem." cevabını vermiş. Haçlılar tarafından İslam aleyhine kullanılmak istendiğini anlayınca büyük bir gayreti diniye ile Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuş: "Ya Rabbi, kafirler eğer Müslümanlığa zarar vermek için beni alet etmek istiyorlarsa bu kulunu daha fazla yaşatma. Ruhumu bir an önce dergâh-ı izzetine al." Kardeşimin duası müstecab oldu ki 36 yaşında Napoli'de vefat etti. Fani dünyaya veda ettiği son demlerinde yanındakilere şu vasiyette bulunmuş: "Benim ölüm haberimi mutlak bir surette her tarafa duyurun. Bunu mutlaka yapın ki kafirlerin benim vesilemle Müslümanlar üzerinde oynamak istedikleri oyunlar son bulsun. Bundan sonra ağabeyim Sultan Beyazıt'a varın. Rica eyleyin ki ne kadar zor olursa olsun naaşımı vatana aldırsın. Kafir bir memlekette defnedilmek istemiyorum. Şimdiye kadar ne olduysa oldu. Sakın bu ricamı reddetmesin. Lütfedip bütün borçlarımı ödesin. Borçlu olarak huzur-u ilahiye gitmek istemiyorum. Ailemi, çocuklarımı ve bana hizmet edenleri affetsin. Hallerine göre memnun etsin." Onun bu hassasiyeti beni çok duygulandırdı. Hatasını affettim ve vasiyetini yerine getirdim. Çünkü affetmek büyük bir fazilettir. Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların birbirini affetmeleri üzerinde çok durmaktadır. Zira insan affede affede Allah'ın affına layık hale gelmelidir. Sultan ayağa kalktı. Muhatabının içindeki kör düğümlere bir neşter atmıştı. Ve onun bir dolunay halindeki ruhunda yaşanan küsufun, tutulmanın azaldığı müşahedesiyle veda temennalarını kabul etti.